Furkan Aldemir ben, milli basketbolcuyum. Yaklaşık 10 sene boyunca profesyonel olarak birinciliklerde ve milli takımda ayrıca bununla beraber bir sene Amerika'da ülkemi etme fırsatım oldu. 3 yıl önce bir ameliyat oldum dizimden, sakatlık yaşadım. O sakatlıktan itibaren daha basketbol dönemedim. O günden beri diğer faaliyetlerde bulunarak bir şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz. Bu tür faaliyetler amcımı imrenerek başladı. O çok küçüklükten, küçüklükten itibaren bu tür faaliyetlere katılıp STK'larla beraber gerek yurt içinde gerek yurt dışında organizasyonlarla beraber yardım faaliyetlerinde bulunurdu. Ee, tabii ben onu imrenerek büyüdüm. Ama basketbol oynarken sporculuk kariyerimde çok e, vakit ve fırsatım olmadığı için bu tür organizasyonlara katılamıyordum. Ee, sakatlığından sonra e, gerek Diyanet Vakfı ile gerek diğer, diğer STK'larla beraber bu tür faaliyetlere katılarak manevi anlamda e, kendimi bu şekilde de geliştirerek e, buradaki organizasyonlara beraber kardeşlerimizin yanında oldum diyelim. Aslında ilk Yurt dışı Organizasyonum Türkiye Diyanet Vakfı ile beraber oldu. İlk e, Suriye e, bir organizasyonu vardı ki benim için çok e, ağır bir e, tecrübe oldu çünkü e, savaştan çıkan bir halkın yanında olmak ve hatta savaşın içinde hala olan bir halkın yanında olmak ilk başta bana ağır gelmişti. E, onun etkisinde bayağı kalmıştım. E, i̇lk iki günlük bir e, serüvenimizdi ama iki günün sonunda ben oradaki e, özellikle yetim kardeşlerimizin yanına pek ayrılmak istemedim. E, o şekilde başlaması belki benim için çok daha iyi oldu. Ağır oldu ama daha iyi oldu. Daha sonra tabii Diyanet Vakfı ile beraber Afrika yolculuklarımız oldu. Yurt içindeki farklı faaliyetlerimiz oldu. Diyanet Vakfı hem benim bu tür organizasyona katılmamda öncelik etti hem de yine devamlılık sağlayarak bana çok büyük katkıda bulundu diyebilirim. Suriye'de şöyle biz Suriye'ye gitmeden önce 2-3 gün önce orada bir sel olmuştu. Ee, o sel selin etkisinden yeni kurtulan, daha iyi çıkmaya çalışan bir e, hayat vardı aslında orada. Ve insanlar genelde çadırlarda yaşadıkları için o sel sularının altında kalmışlardı. Bir kampa gitmiştik, onu çok iyi hatırlıyorum. Kamp e, aslında tabiri caizse bir çöplüğün yanındaydı. Ve yağmur yağdıktan sonra oradan akan sular e, o çöplükle beraber e, o kampın çadırlarına doluyor. O kampın içinde çocuklar o şekilde uyumaya çalışıyorlardı. Ve o çocuklar e, o... Zorlu, zahmetli günler rağmen siz gördüklerindeki gülümsemesi, e, siz onlara bir çikolata çıkarıp verdiğinizde çikolatayı açıp bir parçasını sizinle paylaşması ve e, belki yetim olmalarından dolayı ve belki de ailelerin yanında olmamasından dolayı sürekli sizin elinizden tutmak istemesi e, bana farklı bir hissettirmişti aslında çok duygusal bir anı benim için ama gerçekten zordu. E, kendi evlatlarımız da var hani onları düşünüyoruz. ama e, onların dışında inan orada bir şöyle bir his doğdu. Elhamdülillah kendi evlatlarım, kendi evlerine güvendiler ama buradaki yetim kardeşlerimiz burada zor bir hayat yaşıyorlar. Elimizden geldiğimizce bunların yanında olmamız lazım deyip bir duygu yüklemesi yaşadım aslında kendi içimde. O yüzden Suriye ziyareti benim için çok değerlidir. Zaten sahada elimizden geldiğince olmaya çalışıyoruz. Yurt içinde, yurt dışında faaliyetlerimiz oluyor. İşte en son kurbanla yurt içinde bir faaliyetimiz oldu. Buradaki etrafımızdaki insanlara, ihtiyacı olan insanlara yardımlarda bulunduk. Hatta şunu da gördük ki bu insanlar bize uzak insanlar değil, hemen komşumuz diyebileceğimiz insanlar. Onların farkında olmadan bir hayat sürdüğümüzü fark ettik. Onların yanında olmaya çalışıyoruz. O farkındalık oluşuyor bizde. Ve bu farkındalığı sosyal medyada paylaşarak diğer insanlara göstermek istiyoruz. Amacımız zaten orada insanlara örnek olabilmek ve bazı şeylere vesile olabilmek. Yoksa bizim orada yaptığımız yardımlar, kendimiz üzerinden yaptığımız yardımlar değil yine o vakfa o Seyyid Diyanet Vakfı'na ulaştırılan yardımları emanetleri teslim etmek. Hem e, insanlara orada bir örnek olmak istiyoruz. Hem de gerçekten e, insanlara güvenilir bir şekilde bu yardımları ulaştırdığımızı e, göstermek ve onların e, aynı şekilde bu desteklerini vermesini sağlamasını istiyoruz. Diyanet Vakfı'na gittiğimde genelde etrafımızda böyle farklı farklı camialardan insan oluyor. Sanatçısı oluyor, şarkıcısı oluyor, sporcusu oluyor. E, farklı alanlarda kendine göstermiş insanlar oluyor. O yüzden herkesin bir etki alanı var aslında. E, sanatçı, etrafındaki sanatçılar örnek oluyor. Sporcu, etrafındaki sporcular örnek oluyor. Benim etki alanımda sporcu çevrem. E, o açıdan e, sporcu arkadaşlarıma ve aileme ve çevreme örnek olmaya çalışıyorum. Ve onlara en azından bu yaptığımız faaliyetlerle etki etmek istiyorum. Çünkü bazen e, gerçekten bu tür e, faaliyetlerden haberdar olmayan, bir haber olan ve e, faaliyetler konusunda bazen güven sıkıntısı yaşayan insanlar oluyor. Biz en azından e, orada e, bu tür faaliyetlerde bulunarak orada birazcık güven açılıyoruz Ve insanlara yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Anlattıklarımızla beraber onları da etki edip onların da bu tür faaliyetlere destek olmasına vesile oluyoruz diyelim. Genelde sporcular daha çok sporu bıraktıktan sonra bu tür vakit buluyorlar. O yüzden destek olmak isteyen bu tür faaliyetlere katılmak isteyen arkadaşım çok ama şu an için vakitleri ve müsaitliği olmadığı için birazcık uzak kalmak zorunda kalıyorlar. Tabii bunun dışında eee Şöyle şeylere şahit olabiliyoruz. Rahmetli Ahmet Çılık, biz kendisiyle bir yaz tanışmıştık. Güzel bir arkadaşlık kurmuştuk. Kendisi aslında yaptıkları daha çok vefatından sonra öğrenildi. Yaşadıklarını gizli yaşamayı seven bir kardeşimizdi. Onunla beraber de bir organizasyon yapma niyetimiz oldu. Ama tabii yine yoğunluğundan dolayı değerlendiremedik. Ama vefatından sonra zaten yaptıkları, hem kendisinin hem ailesinin yaptıkları ortaya çıktı. Bu şekilde kendini duyurmak istemeyen, gizli bir şekilde yer etmek isteyen e, çok arkadaşımız var. E, onların faaliyetleri devam ediyor bildiğimiz kadarıyla. E, bunlar hep güzel örnekler oluyor. Ahmet vefatından sonra örnek oldu. İnşallah e, vefatından önce de normal e, aktif hayatında da örnek olan kardeşlerimizin sayısı artar. E, aslında orada şöyle, e, bugün e, Çağımızda sosyal medya çok etkin kullanılan bir şey. E, o yüzden buradaki gönüllülerin e, aslında yapması gereken sosyal medyada bunları ellerinden geldiğince duyurmaları e, diye düşünüyorum. Çünkü maalesef ülkemizde bazen ön yargılar ve e, yer yerli eleştiriler bu tür organizasyonlar e, organizasyonlara ve faaliyetlere zarar verebiliyor. E, en başta ben çok şuna şahit oluyorum mesela. E, ülkemiz dışında gittiğimiz faaliyetlerde hep şunu duyuyoruz. Hani ülkemizin içinde bu kadar yardım muhtemel insan varken siz niye hep yurt dışına yardım ediyorsunuz gibi bir izlenim oluşuyor. Aslında bizim kardeşlerimize orada anlatmak istediğimiz bu organizasyonun hem yurt içinde devam ettiği hem de yurt dışına devam ettiği ve e, aslında Orada bakılması gereken faktörün insan faktörü olduğu ve bu şekilde insanlara aktarılması gerektiği. Bizim bu şekildeki etki alanımız sosyal medyada kullandığımız cümleler, sosyal medyada insanlara bıraktığımız itibar. O açıdan her söylediğimiz cümle, her yaptığımız hareket bizim için çok önemli. Onlara dikkat ederek sosyal medyadaki takipçilerimize ve diğer e, haber kanallarındaki takipçilerimize en iyi şekilde örnek olarak bu faaliyetleri duyurmak istiyoruz. Şimdi en başta anlattığım gibi Suriye tarafı beni çok etkileyen bir faktör. Onun dışında e, Afrika'ya gittik, çok farklı şeyler yaşadık. Burada bizi daha çok manevi anlamda çok şey katıyor aslında öyle söyleyeyim size. Aslında şük şükrün önemini arttırıyor diyebilirim bu tür faaliyetler. E, hem Suriye'de hem diğer ülkelerde hem ülkemiz yaptığımız organizasyonlarda... Ee, ihtiyacı olan insanı gördükten sonra kendi halimize şükretmemiz gerektiğini farkına varıyoruz. Ve e, o kardeşlerimizin bize ihtiyacı olduğunu farkına varıyoruz. Aslında kalplerimiz biraz da yumuşuyor, öyle söyleyeyim. E, ee, ön yargılar kırılıyor, ee, kalplere sevgi ve şefkat yerleşiyor. Benim en çok hissettiğim taraf aslında manevi tarafta bunlar oldu. Ee, o açıdan her organizasyonun, her e, faaliyetin, her yurt dışı her yurt dışı organizasyonun benim için manevi anlamda önemi çok yüksek. Ee, o açıdan kendime çok şey kattığını düşünüyorum. Bu motivasyon sağlayan eğitim kardeşlerimizin yüzlerindeki gülücük, ellerimizi tutmak istemeleri, sarılmaları. Ee, ben küçük bir çocuk görünce onu yakalayıp havaya atmayı çok seviyorum mesela, öyle söyleyeyim size. Ee, buna kendi çocuklarım, kendi akrabalarım da dahil. Ve inanın e, YouTube'dan gittiğimizde ilk başta çocuklar Bunlar bunları yapmaya çalıştığında korkuyorlar. Çok yanaşmak istemiyorlar. Ama onları alıp havaya attığımda yüzlerine gülümseme beni zaten motive ediyor. Ee, orada bizim... E, istediğimiz ve bizi motive eden onların yüzündeki gülümseme veya herhangi bir büyüğümüzün başka ihtiyaç sahibi olan bir insanın bir duası, bir Allah razı olsun demesi o bizim için yeterli oluyor zaten. Hani bizim niyetimiz dediğimiz gibi örnek olmak, onun dışında Rabbimin rızasıyla beraber oradaki kardeşlerimizin de duasını kazanmak. Onların duası bizi en önemli motive eden şeylerden bir tanesi. Aslında şöyle, gönüllülük orada birazcık bu işi duyurmak adına oluyor ve benim ben çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim ki bugün STK'larım ve özellikle Diyanet Vakfı diğer büyük STK'ların yaptığı işler Türkiye çapında ve dünya çapında çok fazla. Ama inanın bunun haber olarak ve medyaya aktarılması çok az. Yani gerçekten biz gittiğimiz, sahip olduğumuz şeyler çok çok büyük şeyler. Ama bunun sadece çok az bir miktarını STK'lar medya yansıtabiliyorlar. E, ve STK'ların karşısında çok büyük bir önyargı olduğu için ve insanların gereksiz eleştirileri olduğu için bu eleştirileri kırmak adına gönüllülük çalışmaları çok önemli. Çünkü orada dediğimiz gibi hem kendi çevremize hem de bize güvenen insanlara örnek olmuş oluyoruz ve bu STK'ların yaptığı işleri göstermiş oluyoruz. E, o açıdan gönüllü çalışmalarıyla beraber bu güvenilirlik, güvenilirlik sağlandığı için e, ikisinin birlikte yürümesi, e, STK'lar ve gönüllülerin beraber çalışması çok önemli diye düşünüyorum. E, i̇kisi birbirini bağlayan, ikisi birbirini destekleyen şeyler. E, STK'lar olmasa gönüllüler olmayacak. Gönüllüler olunca da STK'lara destek olmuş olurlar. İkisi çok güzel bir şekilde ilerliyor. O yüzden e, bu şekilde devam etmesi en büyük doğal arzularından bir tanesi. Aslında STK'lar daha çok gönüllülük esas üzerine yapılacak işler. Çünkü burada gerçekten bu gönül işi. Yani bu e, bir çıkar uğruna değil, gönüllülük esaslı yapılan bir şey. O yüzden e, STK'ların içerisindeki e, hem bizler hem diğer e, aslında görünmeyen tarafta iş koşturan e, gönüllü e, abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz e, çok önemli işler yapıyorlar. O yüzden e, gönüllülük esaslı yapılan işler daha samimi ve daha içten olduğu için STK'ların aslında gerçek altyapısını ve gerçek maneviyatını oluşturan taraf da o taraf oluyor. O açıdan o günlük tarafının STK'lar için değişmez bir faktör olduğunu düşünüyorum. biz bu tür organizasyonlar ve faaliyetlerle aslında bir gönül bağı kuruyoruz, gönül köprüleri kuruyoruz. O açıdan ben son 3 yıldır katıldığım bu organizasyonlar ve faaliyetlerle ee, i̇çinde bulunduğum ortamdan çok mutluyum ve bana bu şekilde vesile olan e, STK'lardan, abilerimizden de çok teşekkür onlara karşı. O sebeple e, etrafımızdaki kardeşlerimize hep şunu tavsiye ediyorum. Sağlığı, sıhhati e, ve vakti ve yerinde olan ve bu şekilde müsaitlik sağlayan insanlar mutlaka bu şekilde gönüllülük üzerine bir e, bağ kurmalı ve bu çalışmalarda kardeşlerimize faydası olması gerekiyor düşünüyorum. O açıdan son söyleyeceklerim aslında bunlar, bununla birlikte inşallah her şey daha da güzel olur.